Mazhar. Mazhar. Ay. Ay neredesin? Gel çabuk buraya. Aşif ya, aman anne ya. 2023 yılına girdik, sen hala mazhar, mazhar. Tabii mazhar diyeceğim. Kahvaltımı kim hazırlayacak? İlaçlarımı kim verecek? Takma dişlerimi kim fırçalayacak? Bana kim bakacak ha? Kim ha kim? Kim? Ağam kim? Paşam kim? Ben kimim? Nigar kim? Kizir oğlum mazhar mıyım neyim bilmiyorum ki anne. Sus, çok konuşma bakayım. Vakti zamanında sözümü dinleyip de evlenmiş olsaydın bunların hepsini şimdi gelinim yapardı. Sen de böyle erkenden kalkmayıp yatağında mışıl mışıl uyurdun. Ne güzel. Sen de iki çocuk yerine 12 çocuk yapsaydın da bakma sırası ayda bir yerine yılda bir gelirdi. Oh ne güzel. Ne diyorsun anlamıyorum. Ay, en iyisi bu seferki 3 aylığımla şu antenimin pilini değiştireyim. Benim sana bakma zamanımın bitmesine 3 gün kaldı, ona üzülüyorum diyorum anne. 3 gün sonra Firdevs'in 1 aylık bakma zamanı geliyor. Ah benim kuş antenli minik kuşum. Diğerlerini boş ver de en çok Reyhan'ı kaçırdığına üzülüyorum. Reyhan kaçırılacak kız değildi. Gerçi hala çok geç sayılmaz ya. İstersen gene evlenebilirsin. Gerisi sana kalmış artık. Hayır anne ya, istemiyorum. Bir şeyi 3 kere bilemedin, 5 kere söyledim. 42 yıldır günde 4x4 kere aynı şeyi söyledim ya anne ya. Hadi ye bakayım şu hatlarından ye. Aç. Aç anne. Mazhar! Mazhar neredesin? Bugün misafirlerin var anlaşılan. Gel. Bunlar da Menkı Bey ve Firdevs galiba. Aman neler saçmalıyorum ben. Yaşlılık işte. Yanlışlıkla başka bir yere düştüm anlaşılan. Benim. Hayır benim. Şşt, çok ayıp. Bebek için kavga edilir mi? Paylaşın bakayım oyuncaklarınızı. Ama onlar da haklı. Nasıl paylaşacaklar ki? İşte bebek benim aldım. Benim de bir bebeğim var. Yaşasın. Ne haber millet? Hop! Şarjınız mı bitti? Niye cevap vermiyorsunuz? Hoş geldin Firdevs. Kaç bulduk, kaç bulduk. Dün gece neredeydin bakayım? Koca aradım kendime. Senin bu yaştan sonra koca bulacak halin mi kalmış ha kızım? Tuzlayayım da kokma. Sen artık bulsan koca değil kocamış bulursun kocamış. Çok komik değil mi? Anlamıyorum ki zaten. Madem beni evlendirmeyecektin o zaman kedi gibi kısırlaştırsaydın anne. Ben de böyle yıllarca acı çekmekten kurtulurdum. En son 10 yıl önce köprüde para verirken elime erkek eli değdi. Hepsi bu. Kes sesini bakayım terbiyesiz azgın salak. Ay Allah'ım Allah'ım, vicdanı da zonklamıyor ki. Ambalajı açılmamış bir şekilde bu dünyaya geldiğim gibi aynen geri döneceğim. Son kullanma tarihi geçtiğinden dolayı açılmadan iade doğru cennete. Ah Mazhar. Ya neydi bu şarkıyı söyleyen böyle boylu postlu bir çocuk, Atatürk deyip dururdu. Demir miydi neydi adı? Çelik. Ha yaşa anne çelik. Kendi adını hatırlayamaz çelik yazdığına bak. Bana bak. Sen kendinle alay et. Prostatlı. Ay doğru anne haklısın. Bugün prostat kontrolü için doktora gitmem lazım. Allah'ın cezası bir de prostat çıktı başıma ya. Aman canım ne var prostat kontrolünde? Şöyle parmakla yapılan küçük bir kontrol işte. Bana bak gerizekalı beysiz kuş. Elinle götürüyor. Mazhar neredesin?
Ruhsar'cığım hoş geldin hayatım. Ay ay yine bir yerleri kırıyordum. Ah canım, ah canım gel şöyle ya. Sen de biraz dikkat et ne olursun. Ruh da olsan artık genç değilsin, yaşlandın. Gel otur böyle. Ay, ay. Tövbe tövbe euzubillah. Bu evde yıllardan beri böyle acayiplikler oluyor ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Evin altında yatır mı var nedir? Bu evin altında yatır yok ama şu anda içinde yaşlı bir katır var Menkibe Hanım. Oğlum sakin ol, sakin ol. Zaten katırcağızın yani kadıncağızın birkaç günü kaldı. Firdevs'in evine gidecek. Neyse canım, beterin beteri vardır. Çektiğim sıkıntılar aklıma geldikçe Ruhsar yaşasaydı bunun 10 katını çekerdin Menkibe diyorum. Sakinleşiyorum. Ay anne Allah aşkına sen de sus ya. Yalan mı? Eğer o rahmetli, rahmetli mi, rahmetsiz mi, o durumu tartışılabilir Cadolos karı yaşasaydı bu evde bana baktırır mıydı? Hı? Cadolos ha? Görürsün sen şimdi Cadolos'u. Ah, kesin bodur müfit gelmiştir. Yok abi, bu müfit bey değil. Ben buraya gelirken onun zilini yanlışlıkla 20 defa çaldım. Açan olmadı. Azgın salak. Peki o zaman kim olabilir acaba? Peki o zaman kim olabilir acaba? Bana bak sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi kapıya bak çabuk. Terbiyesiz. Abisiyle dalga geçiyor. Beyinsiz güvercin. Dünler. Abi güzel amfem. Dur bakayım dur. Aa maşallah gençken bende de böyle bir anten vardı. Ne aramıştınız? Ben Şen Mermer Atölyesi'nden geliyorum. Nerede ki? Şen Mermer hoş Atölyesi. Hoş geldin hoş geldin. Dur kız dur. Niye geldiniz? Vermiş olduğunuz siparişi göstermeye geldim de. Nasıl teyzeciğim mezar taşı istediğiniz gibi olmuş mu? Ay bana bir şeyler oluyor. Hasar senin gibi evlat olmaz olsun. Besle kargayı oysun gözünü. Ölmeden mezarımı mı yaptırıyorsun ha? Ay. Ay. Allah Allah ya. Ama bu nasıl olur? Normalde olmaz tabii. Ama ben yaparsam olur kocacığım. Ay. Hain evlat. Sana bütün verdiğim emekler prostatında kalsın. İnşallah başka bir şeycikler demem. Ay. Eğer beğenmediyseniz çiçekli oymalı şirin bir şey de yapabiliriz. Ah canım benim canım. Çek çek çek. Şimdi ben seni bir oyarım. İçine bade koymaya da lüzum kalmıyor. Terbiyesiz. Çık şöyle. Hadi defol. Merdiviç Bey. Ben geliyorum sizinle. Bana oymalı şeyler yapmayın. Defol. Sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar'cığım ölmemiş.